Pekala yazmakta olduğum ifadeyi çarpanlarına ayıralım. Hadi bakalım. Her zaman olduğu gibi videoyu hemen durdurun ve bunu benden önce kendi kendinize yapmayı deneyin. Şimdi birlikte yapalım. Böyle bir soruyu çözmek için öncelikle bu terimlerin ortak bir çarpanı olup olmadığını kontrol etmemiz gerekir. Bu terimlere bakınca ortak çarpanların en büyüğünün bir bakalım. Bu sayıların hepsi 2'ye bölünüyor ama 4'e de bölünüyor. 4 4'e bölünür, 8 4'e bölünür, benzer şekilde 12'de. O halde bu sayıların en büyük ortak çarpanları 4'tür diyebiliriz. Terimlerin hepsinde x olmadığı için ortak çarpanları 4x olamaz da eklemek istiyorum. Şimdi bu ifadeyi 4 parantezine alalım. 4 çarpı bir parantez açıyorum. 4x kareyi 4'e bölersem x kare elde ederim. Eksi 8x'i 4'e bölersem eksi 2x ve son olarak eksi 12'yi 4'e bölünce de eksi 3. Güzel. Peki işimiz bitti mi? Ben bu ifadeyi de çarpanlarına ayırabileceğimi düşünüyorum. Onun için sanırım işimiz henüz bitmedi. Bir bakalım toplamları eksi 2, çarpımları da eksi 3 olan iki sayı bulabilir miyiz? Çarpımlarının negatif olması için sayılardan biri negatif, diğeri de pozitif olmalı değil mi? İsterseniz şöyle yazalım. a artı b eşittir eksi 2 ve a çarpı b de eksi 3'e eşit olacak a'nın eksi 3 olduğunu düşünürsek b 1 olur. Evet eksi 3 artı 1 eksi 2 eder. Eksi 3 çarpı 1 de eksi 3. Harika aradığımız sayıları bulduğumuza göre bu ifadeyi baştan yazalım. 4 çarpı x eksi 3 çarpı x artı 1. İşte bu kadar. İfadeyi çarpanlarına ayırdık. Haydi bir tane daha yapalım. Bu defa da eksi 3x kare artı 21x eksi 30'u çarpanlarına ayırmaya çalışalım. Hadi videoyu durdurun ve bunu da kendi kendinize yapmayı deneyin. Şimdi birlikte yapalım. Bana bu sayıların en büyük ortak çarpanlarının ne olduğunu söyleyin. Evet, hepsi 3'e bölünür gibi görünüyor, öyle değil mi? O halde bu ifadeyi 3 parantezine alabilirim. Hemen yazıyorum. 3 çarpı eksi 3x kare bölü 3 eksi x kare olur. Artı 21x bölü 3'ten de 7x elde ederiz ve eksi 30 bölü 3 de eksi 10. Bu işlemi bu şekilde yapabiliriz ancak x kareli ifadenin önünde eksi işareti olması bu ifadeyi çarpanlarına ayırmaya çalışırken kafamızı biraz karıştırabilir. Bu şekilde sonucu bulamayız demiyorum ama bu durumda her zamankinden biraz daha fazla düşünmemiz gerekebilir. Onun için eksi işaretini ortadan kaldırmak iyidir. İfadeyi 3 yerine eksi 3 parantezine alabiliriz. Evet eksi 3 çarpı Parantez açalım. Buradan x kare gelir. Buradan 21 bölü eksi 3 eksi 7 eder. O halde eksi 7 x yazıyorum. Eksi 30 bölü eksi 3 de 10 eder. Evet artı 10. Şimdi de bunu çarpanlarına ayırmayı deneyebiliriz. Bunun için de toplamları eksi 7 ve çarpımları 10 eden iki sayıya ihtiyacım var. Çarpımları pozitif olduğuna göre sayıların işaretinin aynı olması gerekiyor. Bir bakalım. A eksi 5, B de eksi 2 olabilir öyle değil mi? Güzel. Yeniden yazalım. Eksi 3 çarpı x artı eksi 5 yani x eksi 5 çarpı x artı eksi 2 yani x eksi 2. İşte bu kadar. Bu ifadeyi de çarpanlarına ayırdık.